hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde snowboard bağlama kayışlarının tamirini yapacağız. Alternatiflerini göstereceğim. Hadi buyurun. Şimdi Wedze'nin bu eski model bağlaması bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle bir yapısı var. Şu vaziyette. Şu da kırılmış modeli. Bakın. Şöyle bir yapıda. Yani şöyle T1 model. Evet, şöyle. Şimdi piyasada en çok bulunan modellerde bu. Biz bunu benim öbür tarafta kırılmıştı. Hiç bu modelle uğraşmadan direkt vidasını şuradan söküp vidayı buraya bağlayıp bu sorunu ortadan kaldırabiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle. Yani şu parçayı şunu aradan çıkarıp direkt şuraya vidalayarak sorunu çözebiliriz. Ama bura için böyle. Ama işler bu ön tarafta değişiyor dostlar. Çünkü ön tarafta şu ara parçası yok ve bu deliği bağlayacak yer yok. Dolayısıyla aslında buraya da şu ön kısma da şöyle yaklaştırayım. Bu ön kısma da aslında tam da şuradan bir delik açılıp buradan bağlanabilir. Yani bunun da böyle bir alternatif olacağını, üretilebileceğini unutmayın. Şimdi benim derdim, sıkıntım orijinaline yakın. Daha doğrusu orijinal parçasını tamir etme yönteminde olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu öncelikle bir Japon yapıştırısıyla yapıştıralım. Pamuk ve Japon tekniği kullanacağım. Beni takip edenler çok iyi bilir. Pamuk ve Japon tekniğini neredeyse her yerde, her tamiratta kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle 2 dakika bir kurusun diye bekleyelim. Yapıştırdığımız parça kurudu ve bu şekilde bırakmayacağız. Bu şekilde bağlarsak bu tekrardan yeniden kırılacaktır. Biz bakın şöyle bir küçük tüple ve inşaat teliyle ne yapacağız? Telimizin ucunu ısıtıp buna telle destek atacağız arkadaşlar. Eğer telle destek atmazsak bu tekrardan yine kırılacaktır dostlar. Bakın kıpkırmızı olduktan sonra şuralardan evet iki delik açtırıyoruz. Evet, çok alevin içine değil, böyle değil, şöyle alevin yaklaşık 1 santim yukarısına tuttuğunuz zaman daha çabuk telin ucu kızaracaktır arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da deliğimizi açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Telimizi geçiriyoruz ve iyice desteğimizi buradan şöyle güzelce her iki tarafa da bağlayıp desteğimizi evet, atacağız arkadaşlar. Ucunun fazlalığını da şöyle keselim. Dediğim gibi karşı tarafa da atacağız. Hemen onu da yapalım. Evet. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Yönü yönedi. Nasıl gelecek diye. Evet, hadi gitsene deli olan ha. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle alalım. Çıkaralım kelepçesini.
her ikisini de. Fazla uç çıkıntılarını. Şu yöne doğru. Eğdirelim. Bu arada şunu birazcık daha ağzını sattırmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Şimdilik bir daha deneyelim. Evet. Tamam. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Pambık tekniğine. Tekrardan şu parçamızı çıkaralım. Ve şöyle bildiğimiz eczanelerde satılan pamuk. Kulak temizlemekte falan kullanılan normal pamuk işte arkadaşlar. Yani onun şey hali. Dağılmış hali. Evet. Biz bakın şöyle bir yaptım. Bu pamuk tekniğinde bakın şöyle içi böyle su gibi olan Japon yapıştırıcısı kullanmamız gerekir. Burada bir püf noktası var. Şimdi bu pamuğa döktüğüm zaman hemen donmuyor arkadaşlar. Ama bunu döktüğüm zaman yani bu markaya göre maalesef değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla da bize çabuk donan lazım değil arkadaşlar. Neden? Çünkü birazcık düzeltme yapabilmemiz için bize biraz zaman kazandırması lazım. Dolayısıyla biz bu çabuk donanı istemiyoruz. Yani çabuk donanı nasıl anlarız? Anca böyle pamuğun üzerine döküp test etmeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi bu burada. Aa bak gördüğünüz kemik gibi olurken şu hala yumuşak. O yüzden şunu kullanacağım. Test etmeden kullanmayın. Yoksa maalesef böyle sizi üzebilir arkadaşlar. Çünkü düzeltmeye müsaade etmez. Böyle kabaca da kalmasını istemeyiz. Şimdi Japonumuzu, doğru Japonumuzu bulduktan sonra şunun etrafına şöyle güzelce biraz da şöyle sarayım. Evet, sonraki sardığımı, şu yandan sardığımı çıkardım çünkü çok şey gelecek, kaba gelecek. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine o az önceki bahsettiğim geç donan Japon'u şöyle emdiriyorum arkadaşlar. Bir tornavida yardımıyla güzelce düzeltmesini yapalım. Ben birazcık daha takviye attım üstlerine. Ve kuruması için dış ortama koyacağım. Çünkü bunu pamukla Japon bir araya geldiği zaman değişik bir tepkime oluyor ve duman çıkıyor. Bu da size zarar veriyor dostlar. Dışarıya, dış ortamda yapmakta fayda var. Eğer dış ortamda yapamıyorsanız da iyi havalandırmanız gerekir. Evet, o kuruya dursun. Bir de şu öndekinde problem var. Bizim problemimiz şu arkadakindeydi.
Arkadakinde ile öndekinin farkı birazcık birazcık farklı önle arka. Dolayısıyla şunu şöyle bir yerine sökelim. Bu ürünlerden aslında şey de var. Decathlon'da bir farklı model. Yani bu ön tarafı delikli bir model. Arkası aynı da delikli modeli var. Dolayısıyla yani onu da buna uyarlayabilirsiniz, uydurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bağlamamızı şöyle bağlayalım. Şimdi öncelikle bakın şu cırt cırt mekanizmasını çıkardığımızda ve şuradaki ayarlı klipsinden de çektiğimiz zaman şu ön kayışını, ayakkabının üzerine gelen kısmını şöyle rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Daha sonra benim çatlak parçam buydu. Bunu da bakın şöyle geriye doğru ittiğimizde bu parça yerinden çıkıyor. Problemimiz şu kısmındaki çatlak arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Çatlak. Şimdi ben bunun yine diğer tarafındaki de böyle kırılmıştı. Bir tel desteği atmıştım. Çatlak vardı ve bu bayağı bir idare etti. Yani herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Buna da belki bir pamuk takviyesi atabilirim dostlar. Şimdi bu şurada bunun içinde biraz lastikimsi malzeme olduğu için pamuğun kalınlığını absorbe edecek ama burada olduğu için şimdi buraya pamuk ve tel attığımda maalesef belki yerinde oynamama gibi problemi olacak. Bunun ikinci bir alternatifi piyasada bolca bulacağınız şu ürünlerden. Bakın buraya şöyle geçirip yine bir çivi yardımıyla tam da şu kısımda şöyle delik delip karşıdan vida atabilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim yöntemimiz bu olmayacak. Şimdi plan burada değişti. Maalesef buraya pamuk ve Japon tekniği uygulayamıyorum. Çünkü alan çok fazla dar. Buranın yapısını çok fazla bozmadan, orijinalini çok fazla bozmadan sadece şuradan bir delik açarak bu parçayı karşıya sabitleyeceğim. Şimdi mevcutta bakın ister bundan alın buraya vidalayın. Şimdi benim birazdan göstereceğim şekilde. İsterseniz de bunun üzerine delik açıp orijinalini kullanabilirsiniz. Bakın ben şöyle bir parça buldum arkadaşlar. Şöyle bir boru. Bu boru tam bunun içine boşluksuz şekilde geçiyor. Şimdi bu boruyu kullanmamamın sebebi bunun içine ben aslında kalın cıvata atarım ama burada çok fazla pay yok. O yüzden bunu ince 5 milim metrik cıvatayı kullanıyorum. İkincisi bir de bunun burası şu kısmı dişli. Bu buna sürte 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 bu bunun dişini yaralar. Dolayısıyla önce bu boruyu sonra bu boruyu hem de burayı fazla geniş açmadan fazla yara vermeden kullanacağız. Aynı zamanda da bu boru biz bunu öyle bir keseceğiz ki civatayı tam sıktığımız zaman bile şu parça şöyle burada oynayabilsin diye şu bunu burç şeklinde kullanacağız. Şimdi gelelim civatamızın kalınlığınca deliğini açmaya. Tam da şu kısımdan önce 5 milimle sonra da 5,5 milimle deliğimi deleceğim arkadaşlar. Evet bakın arka tarafa bu şekilde geçti. Lakin derinde kaldı biraz. Bunun zaten arka tarafı boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafı boş. O yüzden biz şöyle yapalım. Biraz yukarı kaldıralım. Bir de arka tarafından delelim. Şöyle. Evet. Şimdi birazcık daha kalın delmemiz gerekecek. Evet.
Şimcik. Evet, somun geçecek. 7 milimle delmemiz gerekecek. Dolayısıyla 7 milimle bir daha deldim. Şimcik. Bakın, somun geçecek şekilde matkabı şöyle aşağı doğru şöyle bastırarak birazcık daha somunun geçeceği şekilde genişlettim arkadaşlar. Durumda şimdi göstereceğim gibi. Evet. Ne yaptık? Gel bakayım deli olan buraya. Karşı taraftan. Bakın şöyle olayı bitirdik. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bunu öncelikle ne yapacağız? Şuradan mecburen bir keseceğiz. Evet, şuradan bir keselim. Evet. Şimdi civatamızın kalınlığı 5 milimdi. Şuradan delsek kafi gelecek gibi. İsterseniz matkapla, isterseniz dur bir saniye. Bir saniye. Şu deliğin çapında delmemiz lazım arkadaşlar. Evet, bu da yaklaşık 7 milime tekabül ediyor dostlar. Biraz boşluklu 7,5'a falan tekabül ediyor. Şimdi biz bunu şöyle kaydırmadan tam da şu noktadan evet deldik. Nerede o bizim burcumuz? Evet, malzememiz bunun içine şöylece birazcık sıkı olsa da geçti. Gerekirse genişletiriz. 7,5'la aslında delmemiz gerekirmiş. Elimde 7,5 yok. Birazcık matkapla genişletebilirim. Şimdi o bir dursun. O bir dursun. Ya da birazcık şöyle genişletelim. Evet. Birazcık daha iyi. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir istediğimiz kalınlıkta bir keselim. Şimdi boruyu açığa çıkarabilmek için öncelikle ucunu bir keselim. Ardına kalınlığını ayarlamamız gerekir. Ucu açıldı. Tam düz kesemedim. Dolayısıyla biraz eğeyle düzelteceğim. Şimdi kalınlığını ayarlayalım arkadaşlar. Birazcık uzun olacak ki vida şeye baskı yapmasın ve şöyle hareket etsin diye arkadaşlar. Dolayısıyla birazcık da eğrilik payı falan, düzeltme payı falan vereceğim. Evet. İşaretimi vurdum. Şimdi bir daha keselim.
Evet, parçamızı elde ettik. Hem de kafası böyle hem yıldız hem de geniş. Maalesef kısa civata bulamadım. Dolayısıyla bunu kesmem gerekecek ve toplam uzunluğu da arkadaşlar ne olacak? Yaklaşık 19 milim falan. Evet, iyice ölçelim. 19. Evet, şöyle götüremiyoruz. 16, 17. 17 milime falan hemen şu civatamızı kısaltalım. 19 milime, hatta 16 mı demiştik? Birazcık uzun bırakalım. Hata payı. Gerekirse ucundan hafiften taşlayarak kısaltabiliriz arkadaşlar. Hemen keselim. Civatanın ağzını şöyle eğle düzeltip, ben düzelttim zaten, tekrardan somunumuzu şöyle çıkaralım. Maalesef kafası birazcık burada kalın geldi ve geçmekte problem yaşıyor. Birazcık kafasını yan geçiyor çünkü. Ya buraya aşındırmam lazım ya da civata aşındırmam lazım. Civata aşındırsak daha iyi olacak. Evet, testimizi bir yapalım. Evet, bence gayet güzel ve şık oldu. Bakın şu hareketi de zaten sağlıyor dostlar. Normal şartlarda somun gevşemesin diye aslında ağzına şey sürebilirim, boya sürebilirim ama gerçi hala da sürebiliriz boyayı. Lakin karşı tarafa dayandığı için, civatanın ucu karşıya dayandığı için ve şu kafa kısmı da şuraya sürttüğü için bunda gevşeme olayı olmayacaktır. Bir de çirkinliği alabilmek adına hem burayı hem de arka tarafını şöyle siyah sprey boyayla boyadım ve etrafını da şöyle kaldırdım. Fazlasını dışında istemiyorum arkadaşlar. Evet, burası her anlamda gayet güzel ve başarılı bir şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim üst tarafa. Malzememiz kurumuş ve artık şöyle hem kabalığını hem de üstünün pürüzlüğünü alıp tam şu parçanın için oturması için ayarlamasını, zımparalamasını yapalım dostlar. Şimdi malzemenin iyice alıştırmasını yaptım ve desteğini de attık. Artık bu malzememiz boyamaya hazır. Boyasını da atalım. Bunun bir yöntemi daha var. Onu da göstereceğim. Yani biz bunu yenileyebilirdik. Biz tamir etme yöntemine gittik. Yedekte zaten çantamda da her zaman oluyor arkadaşlar. Yani bunu daha öncesinden test etmedim ama yedekte, yani tutacağına eminim de gene de yedekte her ihtimale karşı bu kelepçelerden, bu malzemelerden bulunduruyorum. Hadi bir de boyayalım. Malzememiz kurudu. Artık yerine takabiliriz arkadaşlar. Evet. Böyle değil, öbür türlü yapalım.
Evet, şimdi de yerine takabiliriz. Bordumuzu böyle depes aşağı tutuyorum ama mecburen, çünkü altına epoksi çalışması yaptım. Bu daha da kırılmıştı. Daha da kırılınca ben dediğim gibi eski piyasada bulunan modelden buraya takmıştım. Her zaman yanınızda yedek bulundurmanızda fayda var arkadaşlar. Evet. Bakın şunu da rahatlıkla onun yerine takabilirsiniz. Ama ben orijinal olsun istiyorum dostlar. Şimdi ağzına çok az bir boya sürelim. Bakın şöyle ağzına az bir boya sürdüm. Daha doğrusu epoksi. Yani boya sürsek daha iyi ama elimde hemen pratikte yoktu. Ben de şu epoksiyi sürüverdim arkadaşlar. Şimdi evet, yerine geçti. Hemen arka tarafından bağlantısını yapalım. Evet. Artık malzememiz kullanıma hazır. Şurada menteşe kısmında çok fazla dönme yok ama olduğu kadar artık gerekirse şu kısmından esneyip kullandıracağız arkadaşlar. Peki. Böylelikle de hem ön taraftaki kırılmayı hem de arka taraftaki kırılmayı, öbüründe alt tarafta kaldı, tamir etmiş olduk arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.